TYT Matematik Nankördür. Allah onu. Herkese yepyeni bir videoyla daha merhaba. Bilmeyenleriniz için ben Yağmur. Koç Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Bu videoda artık hala TYT Matematik'le uğraşanlara ya da 11. sınıf olup sınava hazırlananlara TYT Matematik derdine son aylarda, son haftalarda nasıl çözüm bulacağız? Hangi taktiklerle TYT Matematik çalışılır? Nasıl kurtarılır? Bunlardan bahsedeceğim. YKS 2023'teki TYT Matematik defterini de bu video ile birlikte beraber kapatacağımızı umuyorum. Maddelerimi hazırladım. Vakit kaybetmeden videoma başlıyorum. Videoya başlamadan önce hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Faydasını görüyorsanız insan abone olur. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Bir numaralı maddem TYT Matematik'te benim yaptığım en iyi şey kamp videoları izlemekti. Son tekrar videoları izlemekti. Matematik kampı ve son tekrar videoları üstünden çalışın. Mümkünse konu çalışmasında artık kaynak kullanmayın. YouTube'daki tekrar videolarını izleyin. 2 numaralı maddeye geçiyorum. TYT Matematik'teki problemler özelinde farklı soruları görmeniz önemli. Bu nedenle elinizde bir problemler kaynağı vardır diye düşünüyorum. Hala yoksa, kısa kısa soru görmek açısından hiçbir kaynağınız yoksa, çap akıl oyunları ya da karekök rutin olmayan problemler vardı mesela bende. Bu tarz problemler kaynaklarını da kullanabilirsiniz. Bunun dışında test kitaplarınızda da zaten problem kısmı illaki vardır diye düşünüyorum. 3 numaralı maddem, problemler deneme çözerek gelişir. Bu nedenle haftada en az 3 gün TYT genel denemesi çözmeyi unutmayın. Problemler zamanla gelişecek. Sizin diğer derslerdeki hızınız arttıkça süre ayırma hızınızın artacağı bir ders. Bu nedenle bolca farklı soru tipinin arasında, denemelerin arasında bolca problem çözmeniz gerekiyor. Sıradaki maddem en önemli madde. Sorularınızı mutlaka kontrol edin ve çözdürün. Sorularınızı çözemiyorsanız mutlaka çözümünü izleyin ya da çözdürün. Gerçekten hiç kimse yoksa Kunduz uygulamasını indirip oradan da yararlanabilirsiniz. Ama lütfen sorularınızı çözdürün. 5 numaralı madde nankör TYT Matematik için geliyor. Gerçekten çok zorlanıyorsanız ve hala yapamıyorsanız genel deneme haricinde bir bloğa TYT alan denemelerini ekleyebilirsiniz. TYT alan denemesi çözmenizde soruları görmeniz ve ilerlemeniz hız kazanmanız açısından önemli. Lütfen dikkat. TYT Matematik'ten başka aslında TYT'de sırayı nasıl yaptığınız da çok önemli. Sonuçta Türkçe kısmında da fen sosyal kısmında da soruların ağırlığı aynı. Bu nedenle TYT Matematik'te artık gerçekten kıpırdayamadığınızı hissediyorsanız diğer derslere yüklenin ve TYT Matematiği ben sınavda en son çözmüştüm. Bunun en mantıklısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü süre açısından hızlı bir şekilde yapmak ve aslında benim için diğer dersleri yorulmadan çözmek mesela daha önemliydi. Eğer siz de bu şekilde düşünüyorsanız TYT Matematiği kurban edebilirsiniz. Ama dediğim gibi kurban etmeden önce bu taktikleri lütfen uygulayın. Sıradaki maddem süre. TYT Matematik denince süre tutarak çalışmak çok önemli. Her bir soruya maksimum ayırabileceğiniz bir süre olmalı. Bu süre benim belirleyeceğim bir süre değil. Sizin denemede diğer dersleri kaç dakikada bitirdiğinizle alakalı bir süre. Buna göre sürenizi tutarak alan denemelerini çözün lütfen. Ve dediğim gibi önceliklendirerek gitmek, dersleri bu sıraya göre koymak çok önemli. Sona çok yaklaştık. Bence TYT Matematik'te yeni nesil soru çözmek çok önemli. Hala kaynak kitapla, fasikülle boğuşuyorsanız lütfen onları bir kapatıp adam gibi yeni nesil sorular içeren testleri, yeni nesil denemeleri çözün ve bolca yeni nesil soru görün. ÖSYM'nin yaptığı şey de bu zaten son yıllarda biliyorsunuz. Bu nedenle yeni nesil soruları görmeniz çok önemli. Lütfen konu çalışmada boğulmayın. Yeni nesil soru çözüm videoları izleyin. Elinizde hiçbir kaynak yoksa, maddi durumunuz yoksa da izleyeceğiniz videolarda yeni nesil soru görmeye çalışın. 10 numara ve son numaraya geçiyorum. 10 numarada daha önce bahsetmediğim bir şey söyleyeceğim. Daha önce bahsettiğim şeyleri sıralandırmaya dair bir şey söyleyeceğim. TYT Matematik özelinde ben çıkmış sorulara başlamadan önce MEP kaynaklarını çözmenizi öneriyorum. Çünkü TYT Matematik'te son yıllarda soru tipi çok değişti. 20 sene önceki soruyu çözmektense bu sene yayınlanan 3 adım kaynaklarını ya da OGM'deki kaynakları, videoları izlemeniz size çıkmış sorulardan daha çok kazandırır. TYT Matematik özelinde lütfen
kaynaklarınız bittiğinde ya da ek bir soru görmek istediğinizde sorulara odaklanın. Ve dediğim gibi elinizdeki kaynakları çok iyi sınıflandırın. TYT matematik nasıl çalışılır dediğimde en temelden zirveye olan en iyi taktiklerimi öğrenme konusundaki en iyi tavsiyelerimi bugün sizlerle paylaştım. Umarım faydasını görürsünüz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni Instagram hesabım olan f.yagmurkurt adresinden takip etmeyi unutmayın. Koçluk için gerekli bilgiyi aşağı açıklamalara ekliyorum. O mail adresinden ulaşabilirsiniz. Lütfen sakin olun. Dediğim gibi TYT matematik nankördür. Bunun sizi etkilemesine izin vermeyin. Ama taktiklerini de uygulamayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.